ellerim, parmaklarım, ayaklarım, dizlerim. Aslına bakarsanız benim ruhum üşüyor. Oysa ateşlerin içindeyim. Sesimi duyan var mı bilmem. Halden anlayan var mı bilmem. Şu koskoca dünyada hala bir insan var mı bilmem. Metruk bir viranede, kapısız, penceresiz, toprağı döşek yapmış, hüznünü ise yorgan, kabus dolu, buz dolu bu uğursuz gecede, Azrail'i bekleyen, kimsesiz bir hastayım. Ölseydim, kurtulsaydım, sabaha çıkmasaydım bu gece ve vicdan azabından bu mutlu insanları kurtarsaydım bu gece. Ne ölüm geldi bana, ne azap vicdanlara. Kader mahkum etmiş beni bu ağır imtihana. A dostlar, babasızım. Anasızım a dostlar. Hastayım, ilaçsızım. Kalabalık ortasında kimsesiz, yarensizim. Kalabalık ortasında kimsesiz, yarensizim. Dönüp bakmasanız da, bakıp görmeseniz de, üşüyen elleriyle, çatlak dudaklarıyla, belki ayakkabılarınızı boyayan, yumuşak ellerinize kağıt mendil tutuşturan, güzelim çöplerinizi kirli ekmeklerden temizleyen, mahcup, ürkek bakışlarını yere gömercesine size avuç açarak merhamet dilenen, o hiç tanımadığınız başınızın belası, o kahrolasıca kimsesiz yetim. Ah beyim ah! Keyfiniz kaçmasın, rahatınız bozulmasın, benim gibi kara tarih alnınıza yazılmasın. Son model arabanız sakın ha çizilmesin. Lüks villanızın boyası aman ha kazınmasın. Havalar bozuk bugün, beni düşünmeyin siz, ayazla tanışır. Biraz cefa çeksem de ben ona alışır. Siz üzülmeyin sakın, siz üzülmeyin beyim. Bu hayat oyununda her zaman ben ebeyim. Kader beni resmetmiş keder tablolarında. Payıma hicran düşmüş, payıma gurbette gam. Ben yetim ve öksüzüm, zalimler diyarında, kurtlar sofrasında, Yusuf'un kuyusunda. Adaletsiz savaşın işte tam ortasında. Ne anam var ne babam. Ben kaderden razıyım, kaderim benden razı. Siz razı mısınız dostlar? Merhametsiz, umarsız geçen günlerimizden. Sever, okşar mıydınız? Olmasaydı anlıma yazılan kara yazı. Kimseler görmese de o hep görüyor ya. O hep görür ve dinler. Sessiz ve şikayetsiz. Kimsesiz her yetimi. Rabbim kimlere bıraktın bu ağır emaneti? Kimler yüklenecekti bu hasta bedenimi? Başımı okşayacak, gözyaşımı silecek, öz evladına beni öz kardeşi yapacak. Hani yetimler serverinin anlı şanlı hümmeti? Hani silmeyecektin ya vicdanlardan merhameti? Müminler var oldukça
yetim ağlamayacak, çekmeyecekti zahmeti. Başları okşayan el cennete gidecekti. Kalmadı mı hiç mümin? İnsanlar neredeler? Nerede o meşhur vicdan? Bahar gelse de bana, kış hiç bitmeyecek. Kabahatim, talihim benle yürüyecekti. Pervan yok hiçbir şeyden, kimseden şikayetim. Sahibim sensin Rabbim, sahibim sensin Rabbim, sensin bir tek niyetim. Merhamet edin dostlar, merhamet edin dostlar, vicdan, vicdan ağabeyler. Benim size emanet, hasta, garip bir yetim. Teşekkür ediyoruz Emin Gülsever kardeşimize bu duygulu şiirinden ötürü. Değerli misafirlerimiz, şimdi de programımıza 2015 maliyet raporunu ve 2016 hedeflerini anlatması için Sertaç Tektal hocamızı mikrofona çağırıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız, buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin ve hususen yetimlerin sahibi olan Yüce Allah'a, salat, yetimlerin hamisi, dürri yetim, yani yetimlerin eşsizi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve selam, kıyamete dek yetimlerin dostu, sığınağı ve hamisi olacak tüm müminlerin üzerine olsun. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, bacılarım, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yetimlerin 6. kuruluş yıl dönümünde yetimlerden bir kardeşimiz olsun adıyla gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere yetimlerin faaliyet raporunu ve hedeflerini anlatmadan önce dünyada yetimlerin durumuyla ilgili kısaca bazı bilgiler vermek istiyorum. Yetim gülerse dünya güler diye çok güzel bir slogan vardır. Fakat maalesef Allah-u Teala'nın Kur'an'da, Yüce Kitabında 22 kez bahsettiği ve ümmete emanet olarak bıraktığı yetimlerin dünyadaki durumu bugün gözyaşlarıyla, acıyla zikredilecek bir durumda. Ve bugün yetimler gülemediği için dünya da gülmeyi maalesef hak edemiyor. Bugün zalim ve zorbaların dünyanın servetlerini ele geçirebilme adına özellikle Afrika başta olmak üzere sömürge faaliyetlerini sürdürmeleri, yine zalim yöneticilerin saltanatlarını sürdürme adına böyle bir hırsla gerçekleştirdikleri savaş, işgal ve katliamlar neticesinde 200 milyonu aşkın yetim söz konusudur, mevcuttur. Ve bunlara ek olarak evlilik dışı doğan ya da boşanmalarla ortada kalan veyahut anne babaların ilgisizliği neticesinde sokakları mesken tutan hükmî yetimleri de zikredersek bu sayı oldukça fazlalaşacaktır. Ve dünyadaki bu yetim nüfusu bir ülkede toplanacaktır.